Bir kez merhaba arkadaşlar, PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün PES 2020 mobilde top açılımı yapacağız. Arkadaşlar biliyorsunuz ki full efsane kadro yapmaya çalışıyorum ve bugün de efsanelerle bir top açılımı yapacağız. Aslında bizim işimize yarayan bir efsane yok. Sebebi şu, maalesef ki hemen şöyle kendimi birazcık alta çekeyim şuradan X'e basabilmek için. Sebebi şu, ben defansif biraz stoperlere falan ihtiyacım var. Hemen takımımı göstereceğim. Ama maalesef ki bu kadroda defans, bakın sağ bekimde Figo var. Sağ beke ve bir de stopere ihtiyacım var ama maalesef Backstraw'da stoperle ilgili bir efsane yok. Ama sizler için yine top açılımı yapacağım. Süper bir beğeni patlaması yapmayı lütfen unutmayın. Mobilin devamı için sizin beğeni yapmanız çok çok önemli diyoruz. Aynı zamanda özel temsilcilerden bir tane top açacağım. Ve ölüyordum. 4 tane sarı, 1 tane de siyah topum var. Onları da daha sonra açacağız. Hemen geri geliyorum. Sizler için 288 bin GP biriktirdim. 25 bin GP ile öde diyorum ve ilk topumuz geliyor. Bakalım kim geliyor. İlk toptan da efsane verecek değil tabii ki. My Club. Döndük, gittik. İngiltere'ye gittik. İngiltere'de bizi biri karşılayacak tabii ki. Siyah top Ederson gibi geldi bana. 31 numaralı formasıyla. Kim geliyor? Ederson. Evet, eller meller, gözler, kaşlar. Gözler kalbin aynasıdır. Ederson aldık. İlk topta siyahı bulduk. Kalemizde Casillas var. Şunu söyleyeyim sizlere. Biliyorsunuz PlayStation 4'ten de oynuyorum oyunu. PlayStation 4'te Casillas ne kadar kötüyse mobilde o kadar iyi. Benim kalemde Casillas var ve başka birine oynatma gereği bile duymadım. Gerçekten çok keyifli bir oyuncu. Ve birçok pozisyonu çıkarıyor. Bu arada bir tane daha siyah. Marquinhos geldi. Stoper. Benim efsaneye ihtiyacım var. Efsane istiyorum. Arkasına Kolasinac ve Alisson verdi. Bu kaleci Alisson ama şeydeki Alisson değil tabii ki, Liverpool'daki. Hemen bir top açılımı daha yapıyoruz. Haydi çocuklar. Geliyor. Üçüncü top. Michael Abamlemi döndü. Dünya döndü. Bizi bir yere götürüyor. Hollanda'ya, küçücük bir yere götürdü. Bir siyah daha. Hakim Ziyech vardır herhalde burada. Başka siyah çünkü. Ajax'tan. Hemen kontrol ediyoruz. Evet, Hakim Ziyech geldi. Hakim Ziyech, oynattığınız bir oyuncu mu? Bu çıkan oyunculardan hangilerini fullleyeyim? Yorumlara muhakkak yazmanızı rica ediyorum. Bende Ronaldinho ve Zaniolo var full bir şekilde OOS'de. Onların yerine yani bu ikisini kesip Hakim Ziyech oynatılır mı? Lütfen yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Hemen bir top açılımı daha diyoruz. Bir tane efsane istiyorum. Bir tane efsane. En azından alternatif olur bize. Ve nereye gitti bakıyoruz şimdi. Dikkatli bir şekilde bekliyoruz. Bayern Münih'e gelip de sarı top gelmesi biraz ilginç. 29 numaralı formasıyla Koman diye isim var. Bakalım hemen. Evet, Koman, arkasına da De Siglio'yu verdi. Yanlış bir şey söylemeyelim şimdi. Ve Isla geldi. Bağımsız oyuncu diyor. Fenerbahçe'den gitmişti Isla, biliyorsunuz. Ondan bağımsız olarak diyor. Fenerbahçe'de göstermiyor. Bir top açılımı daha geliyor. Bakalım buradan kimi bulacağız? İtalya'ya gittik. PlayStation 4'teki açtığımız toplarda çok fazla efsane verdi. Ama burada gördüğüm kadarıyla fazla vermiyor. Hatta hiç vermedi daha. Birkaç kişi de yorumlara yazmıştı. Sanırım mobilde birazcık cimri davranıyorlar. Ama sebebi de şu olabilir. Zaten 2021'de PlayStation 4'te kadrolar silinecek ama mobildeki kadrolar silinmiyor komple. O yüzden özellikle efsaneler aynı kaldığı için vermemesi doğaldır. Bir şey demiyorum. Bir top açılımı daha. Günlerce GP kastık. Gelen toplara bakın. İngiltere'ye gittik. Bakalım İngiltere'de bizi kim karşılayacak? Bir sarı top 19 numaralı formasıyla. Pulisic misin sen? Aspilicueta mısın? Pulisic misin? Chelsea'ye gittik. Mount geldi. Mount, onun dışında iki tane de çöp oyuncu verdi. Hoş geldin takımımıza diyoruz. Tekrardan 25 bin GP ile öde diyoruz. Bakalım kim gelecek? Michael Abamlemi döndü ve dünya dönüyor. Gidiyoruz bir yerlere. İspanya. İspanya'ya gidip de siyah almamak aptallık. Bir de Barcelona'ya gidip siyah almamak düpedüz aptallık. 20 numaralı formasıyla Sergio Roberto olabilir misin? Şöyle falan yaptı. Adamsınız falan yaptı ama bakacağız şimdi. Sergio Roberto arkasına bir tane daha sarı verdi ama bizim daha çok ihtiyacımız olan efsane arkadaşlar. Anlaş diyorum. Bu arada burada ilk defa... Ah, sonunda. Süper. Süper geliyor. Kim geliyor? Merak ediyoruz.
İyi oyuncular var. İyi OOS'ler var. Sol ayaklı Roberto Carlos falan gelmez inşallah. Allah kahretsin. Roberto Carlos geldi. Roberto Carlos'a niye üzülüyorum? Benim kadromda Roberto Carlos var. Ve sanırım Fulü de vardı. Olsun, hoş geldin takımımıza diyoruz. Bir daha top açılımı geliyor. Hadi bismillah. En azından efsane bulmadık demeyiz arkadaşlar. Bir tane de olsa efsane geldi. Bizdeki kart Roberto Carlos. PlayStation 4'te Roberto Carlos ortaları iyi ama mobilde çok daha iyi. Kesinlikle eğer ki kanat futbolu mobilde oynuyorsanız 2021 için taktik videoları gelecek zaten. Kesinlikle ve kesinlikle sol beke Roberto Carlos'la alıp orta açın. Çok güzel muz ortalar açıyor. Galatasaraylı Seri ile birlikte Tagliafico geldi. Hemen iki top daha açacağım ve daha sonra diğer toplara geçeceğiz. Bakalım kim geliyor? İki toptan biri de gitti. Sadece bir efsane bulabildik. O da Brezilya'nın en iyi oyuncularından biri. Roberto Carlos geldi. Manchester United'dan Chevrolet'i gördük sponsor olarak. 31 numaralı, gerçekten iyi bir forması varmış. Matic misin sen? Matic misin? Bana öyle geldin ama. Hemen bakıyoruz. Matic geldi. Hoş geldin. Ve buradaki son top açılımımızı yapıyoruz kardeşlerim. Ha gayret diyoruz. Son bir taneden efsane gelir mi? Aa, gelmedi. Kim verecek? Hemen kontrol ediyorum. İtalya'ya gittik. İtalya'da bir Juventus'a falan git bari. 9 numaralı formasıyla bir forvet. Baka mı? Bakıyoruz şu anda. Kim gelecek diye. Hemen kontrol edelim. Muriel gelmiş. Baka nereden çıktıysa. Şimdi kardeşlerim ne yapıyoruz? Hemen geri geliyoruz buradan. Özel temsilcilerden şurada bir tane daha hakkımız vardı. Şunu bir açalım da. Bakalım kim gelecek. Belki ihtiyacımız olan bir oyuncu gelir. Hadi bismillah diyoruz. Daha sonra diğer oyunculara bakacağız. Çıkan oyuncular içerisinde hangisinin fullenmesi gerekiyor yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Ve Fransa'ya gittik. Kante mi? Vallahi Kante olsa çok mutlu olurum. Kante mi? Adamsın be, Kante'yi aldık arkadaşlar. Süper. Orta sahada Kante bizim işimize çok yarayacaktır. 94 overall Kante'yi bulduk. Ve şimdi 4 tane sarı top ve daha sonrasında da en sona siyah topa bakacağım ama bunları hızlı geçiyorum hemen. Saint Maximin geldi. Bunu fullleyelim mi lan? Ücretsiz top hemen açıyorum. En sonda siyah topu bırakacağım. Bastım tekrardan. Kostik geldi. Zaten sarı gelme garantili. Ücretsiz tekrardan basıyorum. Hemen bastım. Andersen. Saint Maximin dışında çok aman aman iş yapacak oyuncu gelmedi gibime geliyor ama bakalım. Son top bu da buradaki. Ve Lemar geldi. Hoş geldin. Ve şimdi siyah topa geliyoruz. Ve bugünün son top açılımı oluyor. Bir oyuncu Kante'yi bir fulleriz bakalım kadromuzda yoksa. Ve İngiltere'ye gittik. İngiltere'de bizi biri karşılayacak. Manchester United. Sağ ayaklı 16 numara forması İlkay olabilir mi? İlkay değil. Kimsin sen? Ben şu an çıkaramadım. Rodri geldi. Defansif orta saha oyuncusu ama herhalde çok aşırı iş yapmayacaktır. Hemen şöyle bakalım. Normalde kadromuzda bizim Kante var mı? Hemen geri gelir. Artık top açmaya o kadar meyilliyiz ki hemen şey oluyor. Kulübe girdim. Takım yönetimi diyorum. Orta sahamda şu anda iki tane OOS bir de DOS var. Tabii efsaneleri aldım ben ama. Evet, yedek kadrom bu şekilde. Arkadaşlar Kante'miz yok bizim. Kante'yi fullememiz gerekiyor. Hemen geri geliyorum. Buradan takımım diyeceğim. Ve oyuncular diyorum. Buradan Kante'yi bulmam gerekiyor. Kante 18 seviye antrenman diyorum. Ve şuradan şöyle 5 tane bassak. Kaça kadar yükselir bir kontrol edelim. Orta sahanın dinamosu olacaktır bu takımda. Özellikle ileride arkadaşlar Ronaldinho falan çok böyle iş yapmıyor. Yani defansif anlamda iş yapmıyor. Onların arkasını iyi savunacaktır diye düşünüyorum. Hemen şöyle Kante'ye tekrardan antrenman dedim. 3500'lükler kaldı. Şöyle basıyorum. Evet, 10 tane bastık. 35.000 yapar. 35.000 doldurur mu? Doldurmayabilir. Ah, doldurdu, süper. Ve Kante'mizi de fullemiş olduk kardeşlerim. Kante önemli bir oyuncu. Oyuncu ayrıntıları diyelim, bir kontrol edelim Kante'mizi de. Baktığımızda hemen şöyle kendimi yana çekiyorum. Ve şöyle yapayım hatta. Alçaktan pas 97, yüksekten pas 93.
Onun dışında gözüme batan özelliklerine bakıyorum. Hızlanma 95. Denge 99, dayanıklılık 99, defansif farkındalık 99, top kazanma ve agresif 99. Daha ne olsun abi ya, daha ne olsun. Arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Mobil videolar için like sayınızı kontrol ediyorum. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere, hoşçakalın.